İyi akşamlar. 17 Haziran 2022 Cuma saat 19. Fox Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz o değil de. Türkçenin bence çok güzel bağlaç ifadelerinden biridir. O değil de. O değil de şunu ne yapacağız gibi düşünün. Mesela şimdi şunu soranlar olabilir. Kravat bir mesele. Öyle çok uyarı, çok eleştiri, çok da övgü aldım. Sağ olun. O değil de şimdi niye böyle bir kravat? Ben genellikle düz kravatları tercih ediyorum. Hatta mümkün olsa lacivert. Kravat, lacivert takımı giyerim. Konu kapanır. Fakat herkes bununla ilgili elbette hakkı olarak bir şeyler söylüyor. Ben de o yüzden çeşitlendirmeye çalışıyorum. Neyse. Niye böyle? Çünkü bir çeşit yaza merhaba. Peki o değil de yaza merhaba diyoruz. Yaz nasıl? Nereye gidiyor? O değil de bu arada Ahmet Cevdet Paşa'nın Belagat-ı Osmaniye diye olağanüstü bir kitabı var. Türkiye'de okutuluyor mu bilmiyorum. Dünyada bazı önemli üniversitelerde okutuluyor. Bir önerme için çok güzel bir girizgah olabilir. Hakikaten de intro. Müthiş yani. O değil de. Bize yazın. Biz de paylaşalım. Arkadaşlarım da yukarıdan diyorlar ki o değil de habere geçelim. Hadi geçelim. O değil de İstanbul mazot fiyatlarında 30'a direniyor. Motorin 29.99. Ya yeter artık ya. Şu pozisyona geldi. Yeter yani. Bu nereye kadar böyle devam edecek? Bıktık. İş yaptığım için aylık mazot giderim 500-700 lirayken şu anda 2500 lira oldu. Ben söyleyecek kelime bulamıyorum. Geçen sene 450 lira fulluyordum. Şu an 1800 liraya fulluyorum. Bu mazottan bıktık artık ya. Ne bu bizim başımıza gelenler ya? Yeter artık ya. 1 lira 29 kuruşluk zamdan bir gün sonra 80 kuruş daha zam geldi motorine. Son zamla 30 lira sınırı da aşılmış oldu. İstanbul'da motorinin litresi 29 lira 99 kuruşa, diğer illerde ise 30 liranın üstüne çıktı. Buyurun fişlerim bak. Hepsini biriktiriyorum. Tek tek biriktiriyorum. 100 liraya 14 litre alıyordum. Şu anda 100 liraya aldığım 3 litre bile değil. Ayıptır, günahtır. Yeter artık. 500 liraya doldurduğumuz depoyu 2000 liraya doldurmaya başladık. Brent petrolün ortalama vari fiyatı %50'nin üzerinde artışla bugün 120 dolar seviyesine kadar yükselmiş durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati zamları uluslararası petrol fiyatına bağladı ama petroldeki artışın %50 olduğunu söyleyerek motorindeki fiyat artışı ise %300'ün üstünde. Geçen yıl bugünlerde motorinin litresi 7 lira 23 kuruştu. Şimdi ise 29 lira 99 kuruş. Yıllık artış oranı ise inanılmaz boyutlarda %315. Ben kendi işimi yapıyorum, asansör işi yapıyorum. Kazancımın yarısı yakıta gidiyor. Yani yetişemiyoruz. Zaten hayat şartları çok pahalı. 80 kuruşluk son zamla İstanbul'da motorinin litresinin 30 lira olmasına yalnızca 1 kuruş kaldı. 55 litrelik bir aracın deposu 1650 liraya doluyor artık. 30 lira olsaydı ne yapardık, alamazdık herhalde ki. Allah'tan 30 lira olmamış. 1 kuruş kalmış. Neredeyse her gün değişen fiyatlara yetişmekte zorlanıyor araç sahipleri. Öyle ki bir gün arayla gelen ikinci zamın ardından birçok ilde motorinin litre fiyatı 30 lirayı aştı. O illerden biri de Ankara. 30 lirayı aştı. Bir de yerinde de duracağı belli değil. Nereye kadar gidecek şaşkın bir vaziyette bekliyoruz. Motor ne zam, iğneden ipliğe tüm ürünlere zam olarak yansıyor. Çünkü nakliye giderleri artınca ürünlerin fiyatı da katlanıyor. Saymaz da gelmiyor yani, her şey geliyor. A'dan Z'ye her şey geliyor. Şu giydiğimiz kıyafete kadar her şey geliyor yani. Akaryakıt fiyatları katlandıkça vergisi de artıyor. 29 lira 99 kuruş olan 1 litre mazotun 6 lira 62 kuruşu KDV ve ÖTV. Bütün bir yıl için konulan hedefin %70'ine 5 ayda ulaşılmış oldu. Vergi gelirlerinin tahsilatının bu kadar çok artmasının birinci nedeni enflasyon. Enflasyon nedeniyle fiyatlar yükseldi. Yine tüketiciler bütçenin hedeflere ulaşmasına neden oluyorlar. Tüketiciler vergi havuzunu doldururken kendi cepleri boşalıyor. Özellikle iş için aracını kullananlar yakıtı son güçleriyle almaya çalışıyor. Yakıtı çocuğun kumbarasını açarak koyduk bugün. 180 lira para birikmişti çocuğun kumbarasından. Bozdurduk, öyle aldık. Şimdi görüyorsunuz tabii yanda
fiyatları, akaryakıt, mazot fiyatlarını görüyorsunuz. İstanbul'da 29.99 ayağımız alışsın fiyatı yapmışlar. Peki üretici, çiftçi, üretici, nakliyeci bu mazot fiyatlarıyla ne yapacak? Ne yapacak? Bu şekilde fiyatlar devam ederse seneye ne yazık ki seralarımız boş kalacak. Boş bırakmak zorundayız. Bu maliyetler karşısında hayatta bu çiftçiliği devam ettiremeyiz. Hatay'dan Bayrampaşa'ya soğan getirdik. 1200 kilometre yol geldik. 500 litre mazot yaktık. 500 litre 27'ydi. 27,5 aldık. Şu an mazot 30'lar oldu. Yani bir gelişimiz 15 lira. 1000 litrelik depomuz şu anda 30 milyara doluyor. Ben dün doldurdum, 29 milyara doldurdum. Zam gelmesin diye aldık işte ama her gün zam geldiği için her gün depomuzu dolu tutmak zorunda kalıyoruz. Ama nereye kadar? Ne çiftçi yetişebiliyor akaryakıt zammına ne de nakliyeci. Motorine gelen son zamlarla birlikte bir traktörün deposu artık ortalama 3300 liraya doluyor. 1000 litrelik nakliye kamyonunun deposuysa 30 bin liraya. Bir sürü çiftçi arkadaşımız bu Sakarya Vadisi'nde ne yazık ki bu sene %20'ye yakın seralar boş. Seneye %80'e %100'e çıkacak. Bekler miydiniz bu kadar yükselmesini? Yok beklemezdik ama 30'a da dursa sevineceğiz artık. Soğan yüklü bu kamyon Şanlıurfa'dan İstanbul'a doğru yola çıktığında bir depodaki yakıt maliyeti yaklaşık 27 bin liraydı. 3 günde üst üste gelen zamlar nedeniyle maliyeti 30 bin liranın üzerine çıktı. Bu depodaki maliyet taşıdığı ürünün fiyatına da zam olarak yansıyor. Yani önce çiftçiye sonra nakliyeciye maliyet olan motorin son olarak da tüketicinin cebine yansıyor. Mazota konan her türlü zam en son terazide bitiyor. Adam pazara varıyor, bir kilo meyve alsa da, 5 kilo karpuz alsa da bu ona yansıyor. Tarlaya gidiyoruz, çiftçi yine mazotla yürütüyor. Buraya geliyoruz, tüketiciye yansıyor. Siz nereden geldiniz? Eskişehir'den geldim. Ne getiriyorsunuz Eskişehir'e? Yeşillik getirdik. Ben yoldan gelesi iki sefer zam geldi. 27 liralık mazotla geldik. 30 liralık 30 kuruş mazotla döneceğiz. Tarım illerinin tamamında 30 lirayı aştı motorun fiyatı. Çiftçinin dayanacak gücü kalmadı. Destekleme yapmazsa seneye bütün seralarımız boş kalacak. Çünkü mazot da keza çok fırladı. Bu şekilde çiftçiliği sonlandırmak zorunda kalıyoruz. Bizim maliyetimiz ürün ister istemez yansıyor. Çünkü her şeyin başı nakliye. Her şeyin başı yakıt, mazot. Mazot olmayınca hiçbir şey yürümüyor. Tarlada da yollarda da mazot olmazsa olmaz. Ancak üreticinin de nakliyecinin de hesabı ertesi güne uymuyor. Sebze meyve fiyatları akaryakıt zamlarıyla tarladan tezgaha gelene kadar katlanıyor. Geçen sene ben 3200 liraya Ankara Adana çalışırken ama şimdi 14 bin lira parayla gidiyorum. 14 bin lira param olmasa ben gidemiyorum. Ben ev geçmiyorum. Ben çoluk çocuk okuyorum. Antalya'dan geldim ben. 27.40'tan mazot aldık. Buraya geldik. 30 küsur oldu. Biz nakliyenin yükselmesini de istemiyoruz. Mazotun yükselmesini de istemiyoruz. Sabit ayarlansın. Herkes yediğini, içtiğini, kazandığını, kaybettiğini bilsin. Şu anda yani arabamız daha boşalmadı. İki sefer zam geldi. Şimdi gerçek destekleme tarımda ve üretimde. Bilhassa tarımda. Çünkü gıda ile ilgili o enflasyonda çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Türkiye'de yaşıyoruz. Olacak iş değil yani. Peki o değil de bu desteklemeden kim faydalanıyor? Gerçek çiftçi bu ülkenin köylüsü faydalanabiliyor mu? Faydalanamıyor. Tırıvırı bir sürü destekleme var. Orada da bir enflasyon var. Kafalar karışık. Zaten kimse ne olduğunu tam olarak anlamıyor da. Öyle Instagram hesabı gibi işte Twitter mesajı gibi bir şeyler söylüyorlar. Öyle yürüyor. Ama faydalanamıyor. Niye? Nasıl faydalanacak? Teminat istiyorlar. Bu ülkenin köylüsünün tarlası kendisine ait değil. 3 köylüden çiftçiden ikisininki şu ya da bu biçimde tedbirli. Ya miras, ya eski vakıf arazi, ya şu ya bu. Kaç kere satın alacaklar bu tarlaları? Öncelikle iki şey önereceğim. Bir tarım barışı yapın. Öyle emlak barışıymış bilmem neymiş bunları boş verin. Bir tarım barışı yapın ve bunu köylüyle yapın. Ve bu insanlara topraklarını ve tapularını verin. Bunlardan para istemeyin. Belki de belli bir süre satmama
bir çeşit ranta dönüşmeme garantisi isteyin. Ama bunu yapın. Çünkü onlar desteklemelerden faydalanamıyor. Çünkü bankalar, devlet, çubuğu, siz bir takım teminatlar istiyorsunuz. Onlar faydalanamıyor. Kim desteklemelerden, şundan bundan, kredilerden faydalanıyor? Bir takım uyanıklar. Onlar bir şey üretiyor mu? Hayır. Onlar bal yapmayan arılar. Onlar bir şey üretmiyor. Üretmediği için de bu enflasyonla siyasi risklere giriyorsunuz. Hükümete ikinci önerim de şudur. Ha, muhalefete de öneriyorum. İkincisi de Eugene Weber'i okuyun. Romanya asıllı Amerikalı bir yazardır. Fransız kırsalının modernleşmesi diye bir kitap yazmıştır. Eugene Weber. Okuyun. Devam edelim. Kıymetli bir insanımız, bir çiftçi hanımefendi soruyor. Benim tarlam neden boş kalsın? Toprağımıza sahip çıkmalıyız. 3 türlü mahsul yetişir bir yılda topraklarımızda. Ben bu yıl 20 dönüm toprağımın 10 dönümünü ekemedim. Boş yani. Niye boş kalsın? Benim milletim yetiştirsem yese olmaz mı? Artık zarar etmiyoruz ki. Çünkü battık. Battık. Batan hayvancılık zarar eder mi? Artık zarar yok. Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmiyor. Ancak zafere ulaştığınızda yaşadığımız zorlukların tamamı unutulur. Tarımla hayvancılıkla uğraşan kadınların ekemiyoruz battık feryadı birkaç saat sonra Hazine Bakanı'nın zafere çiçekli yollardan gidilmez açıklaması. Akşener'in Manisa ziyaretinde de çiftçilerin isyanı vardı. De hayvancılığa başladım. Büyükbaş hayvancılık üzerine. 3 inekle hayvanımı başlattıktan sonra yükselmeye başladım. 40 ineğe kadar çıktım. Bugün geldiğim nokta her ay 5 inek satıp diğer ineklerimin karnını doyurmak zorunda kaldım. Artık buraya geldi. CHP liderinin İzmir'de çiftçi buluşmasında kürsüye üretici kadınlar çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı da bir başka tarım kenti Adana'daydı. Saman şu balleye bir inek bir günde yer ya, bir günde. Gelen misafirime 10 kilo 5 kilo süt koyuyordum. Değil misafirime süt koymak, kendi karnımı doyuramıyorum. Maddi manevi yıkıldık artık. Geçen yıl neredeydiniz, bu yıl neredesiniz? Geçen sene 250'ye aldığımız zirai ilacı bu sene 1,5 liraya alıyoruz. Ülke kazanıyor. Zorluklar var, üstesinden geliyoruz. Kendi işinize odaklanın, üretiminize bak. Kadınım, üreticiyim. Süt üretiyorum. Et üretiyorum. Sorarsanız 95 liraya kesim, 120 liraya maliyet. Yem 380, süt 7,5 ve elimize 7,5 geçmiyor. Masa başında oturanlar sütün fiyatını belirliyor. Tarıma ayrılan destek 29 milyar lira. Bütçede bu rakam açıklandığında mazotun litresi 8 liraydı. Bugün 30 liranın üzerinde. Tarımda kullanılan elektriğe, ilaca, gübreye gelen zamlarla girdi maliyetleri katlandı. CHP lideri de Hazine ve Tarım Bakanlarıyla Erdoğan'ı etiketleyip utan diye seslendi. Kredi çektim. Her bankadan çektim. Kredi günü geliyor. Süt alan ineğimi kestirip kredi ödüyorum. Samana, yeme, veterinere senet imzalıyorum. Senetin günü geldiği zaman ineğin altından buzağı alıp o benim yavrumu kesime gönderiyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu bir vebaldir. Siz bu genç kardeşinin geçimini o ineklerin sütüyle sağlamasını yapmak zorundasınız. Tarımda hayvancılıkta yani üretimde sıkıntılar belli. Üretici dillendirdi. Hazine Bakanı ise zafere çiçekli yollardan gidilmez dedi. Avrupa Birliği'nin kendi köylüsüne, çiftçisine verdiği destekleme, bir yılda verdiği destekleme, AK Parti'nin bütün miting meydanlarında ya da konuşma yaptıkları yerlerde, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, şu kadar destekleme yapıyoruz, bu kadar destekleme yapıyoruz diyorlar ya, bakın AK Parti hükümetinin 22 yılda, 20 yılda, 20 kaç oldu? 20 oldu değil mi arkadaşlar? 20 yılda verdiği toplam desteğin 2 katı yılda verdiği Avrupa Birliği'nin. Avrupa Birliği'nin yılda köylüsüne, çiftçisine yaptığı destekleme. Türkiye'de AK Parti hükümetinin 20 yılda toplam verdiğinin 2 katı yılda veriyor. 2 katını. Peki devam edelim.
Bir de asgari ücretlimiz var. Bu ülkenin patronları, çiftçileri patronları, çalışanları, bordroyla çalışanları çoğunluğu da asgari ücretle çalışıyor. Bu ülkede yapılan siyasi bütün hataların külfeti onların sırtına yükleniyor. Bu insanların sırtına yükleniyor. Hatalı kararlar. Öyle bir sürü fantezi var biliyorsunuz. Ülkenin insanlarının, gerçek patronlarının alım gücü giderek azalıyor. Bunları burada dile getiriyoruz. Biz dile getirmesek, ısrar etmesek, sürekli bunu anlatmaya çalışmasak oralı olmayacaklar belki de. Efendim işte şimdi bir şeyler yapıyormuş gibi görünüyorlar. İşte asgari ücrete ara zam konusunda biliyorsunuz lafı çok yuvarladılar. Bir ümit verdiler, bir olmadı filan, kafalar karıştı. Asgari ücrete ara zam konusunda Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Ara zam için çalışma yapıldığını Cumhurbaşkanı söylemiş, öyle aktardı. Fakat ortada herhangi bir rakam yok. Atalay bir rakam söylemedi. Hatta söylememek gerektiğini söyledi. Fakat onun işi istemek. Biz anlamadık. Bir şey istememiş yani. Bir rakam yok ortada ama şu asgari ücretin Ocak ayındaki alım gücünden şu andaki alım gücünü A'dan Z'ye konuşmaya imkanım yok. Asgari ücretli ara zam yapılacak mı yapılmayacak mı? İktidar cephesinden gelen her yeni açıklama kafa karıştırırken Türk İş Başkanı Ergün Atalay Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Asgari ücrete zam için ama rakam konuşulmamış. Benim aklımdaki rakam çok güzel, her şeyi söylerim, 10 bin derim, böyle değil. Türk İş'in açıkladığı Mayıs ayı açlık sınırı asgari ücretin 1764 lira üzerinde. Yoksulluk sınırı 20 bin liraya dayandı. Emekli memur Temmuz ayında alacağı enflasyon farkının TÜİK rakamına göre değil hissedilen enflasyon göre olmasını isterken işçiler de Ocak ayını beklemeden ara zam istiyor. Asgari ücretlerin alım gücünün düştüğünü, dar ve sabit gelirin alım gücünün düştüğünü, emeklinin durumunun ortada olduğunu, kamuoyunun bildiklerini, sizin bildiklerinizi A'dan Z'ye anlatma imkanı bulduk. Türk İş Başkanı daha önce asgari ücret artışlarının Ocak ayında yapıldığına dikkat çekmiş. Öncesinde davet gelirse masaya otururuz demişti. Asgari ücretli enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da asgari ücret zammının Ocak'ta olacağını söylemişti. Ama Atalay'la sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Bugüne kadar biz Aralık ayının dışında asgari ücret toplamadık ama şartlar öyle getirdi ki yani bırakın Aralık ayını işte Haziran'ı bilen bulduğu zaman biz alım gücünü insanlar kaybetti. Cumhurbaşkanı dedi ben her şeyin farkındayım. Çalışma Bakanı bilgi sahibi yapıyor diye ifade etti. İşçi asgari ücretli ara zam konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışma yapıldığını Türk İş Başkanı'na söylemiş. Sayın Cumhurbaşkanımız Çalışma Bakanı'yla bu işin taraflarından bir toplantı yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki günlerde bize yani bir haber vereceğini ifade etti. Bakanlık nasıl bir çalışma yapıyor? Memur ve emekli gibi asgari ücretliye de enflasyon farkı mı verilecek bilgi yok. Çünkü işçi adına en yetkili konfederasyon olan Türk İş Başkanı ile Cumhurbaşkanı görüşmesinde bir rakam telaffuz edilmemiş. Hangi noktaya geldik diye bir rakam konuşmadık. Biz burada insanların cebine ne girecek ben ona bakıyorum. Emeklinin cebine ne girecek ona bakıyorum ben. İşte bununla ilgili toplum memnun olacak bir şey olur diye düşünüyorum. Efendim tabii öyle oluyor. Kimse bir şey isteyemiyor. Kimse bir şey söyleyemiyor. Niye? 2018'den beri biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içinde yönetiliyoruz ve her şey ondan sonra darmadağın oldu. Alım gücü dramatik biçimde düştü. Ondan önce de düşüyordu da ondan sonra hakikaten yaşanamayacak hale geldi ülke. Buna Dostoyevski ünlü Rus yazar ultramontanizm diyor. Ergün Atalay da işte ben bir şey isteyemem demeye getiriyor. Her şeyin farkında Cumhurbaşkanı fakat bir şey yapmıyor. Belli ki yapamıyor. Jean Baudin, Fransız bir siyaset bilimci 16. yüzyıldan, o buna sultanizm diyor. Hocaların hocası Halil İnalcık, patrimonyalizm diyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne diyor biliyor musunuz? Demokrasi insanoğlunun ümididir diyor. Neredeyse 100 sene önce. Demokrasi insanın, ırkının, insanoğlunun ümididir. Ekonominin en büyük meselesi küçük siyasi hesaplara mahkum hale gelmesidir. Öyle diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Biberin fiyatı alamayacağımız kadar yükseliyorsa
bu ülkede demokrasi ile ilgili sorunlar olduğundandır. Demokrasiye yatırım yapsalar ekonomide bu kadar takla atmalarına, ışıltılı modeller uygulayıp başarısız olmalarına, fakirin sırtından 3-5 tane zengini doyurmalarına gerek kalmayacak. Ama yapmıyorlar. Fakat Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati bir şeyler söylüyor. İşin ilginç tarafı başından beri dinliyorsunuz söylediği şeyleri haberlerin içinde. Fakat besbelli uykusunda konuşuyor. Biz de gündeme taşıyoruz ama o biliyorsunuz 6 ay uyusak bir uyansak demişti. 10 gün kaldı uyanmasına. Fakat uykusunda konuşuyor. En son yine uykusunda demiş ki en kötü senaryoda bile hazineye yük gelmiyor. Gelmiyor mu? E hani hazineden para çıkmayacaktı? 20 milyar Türk lirası çıkmış. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesabı. Bütçeye oluşturduğu maliyet de sınırlı kalmıştır. En kötü senaryoda bile hazineye bir yük gelmiyor. Bütçeden Mart ayında 11,7 milyar lira, Nisan ayında 4,6 milyar lira ve Mayıs ayında da 4,8 milyar lira olmak üzere toplam 21,1 milyar lira tutarında bir ödeme gerçekleşmiştir. Kur korumalı mevduat sisteminin hazineye yük getirmeyeceğini söylemişti 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada Nurettin Nebati. 3 aylık bilançoyu açıkladı. Hazineden çıkan paranın 21,1 milyar lira olduğunu belirtti. Bunlar çiftçiyi düşünmüyor. Bankada mevduatı olan 3-5 faizciyi düşünüyor. Doların 18 liranın üzerine çıktığı 20 Aralık 2021 günü kur korumalı mevduat sistemi açıklandı. En az 3 ay vadeyle sisteme parasını yatıranlara banka faizinin dışında kurdaki artıştan dolayı da hazineden ödeme yapılacağı duyuruldu. Yeni uygulamanın adı bu milleti torunlarına kadar borca batırma planıdır. Kur korumalı mevduat programında 931 milyar liraya ulaşılırken KKM ayrıca döviz kur istikrarına da katkı sağlamıştır. Kur korumalı mevduat sistemi açıklandığında dolar 12 liraydı. Bakanın kur istikrarı sağlandı dediği bugün 17 Haziran'da dolar 20 Aralık'taki seviyesine döndü. 17 lira 30 kuruş. Kur korumalı mevduat sisteminin ülkemize maliyeti 200 milyar lirayı bulacak. Gündeme getirilen şişirilmiş bazı rakamlar ise gerçeği yansıtmıyor. İktisatçılar, muhalefet kur korumalı sistemin hazineye yükünü yüz milyarlarca lirayla açıklarken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati söylenenler doğru değil dedi. 23 Aralık günü yaptığı açıklamayla bugünkü açıklaması çelişti. En kötü senaryoda bile hazineye bir yük gelmiyor. Bütçeden toplam 21,1 milyar lira tutarında bir ödeme gerçekleşmiştir. Sadece Mart, Nisan ve Mayıs aylarında kur korumalı mevduat sisteminin hazineye 21,1 milyarlık yükünü açıkladı bakan. Vadesi devam eden yüz milyarlarca lira mevduat için ödenecek tutarlar hariç. KKM uygulamasının bütçeye olası maliyeti bakanlığımız tarafından farklı senaryolar dahilinde yakinen takip ediliyor. En kötü senaryoda yük gelmeyecek diyen bakan, bugün olası maliyetlerin senaryoları da hazır diyor. Şimdi bakalım bu kur korumalıydı, şuydu buydu, yeni icatlar çıkarıyor. Uykusunda konuşurken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Bu nereye gidecek? Yani Aziz Antonio senetlerine kadar, Bokus hainlerine kadar gider mi yani? Merak ediyorum. Victor Hugo bahsediyor. Geçelim eğitime şimdi. Eğitimde büyük dertlerimiz, büyük sorunlarımız var. Öğrencilerimiz bugün karne aldı. Herkesi tebrik ederiz. Sıkı çalışın. İyi tatiller. Ama eğitimde mevsimlik öğretmenlerin de işsizlik sezonu açıldı. Öğretmenler hakkını söke söke alacak. Coğrafya öğretmeniyim. Sigorta listesinde SGK'da öğretmen olarak değil, büro elemanı olarak gözüküyorum. Bugün de okullarımız kapandı. Bu öğretmen arkadaşlarımız sistemin dışına çıktı. Bütün yaz boyunca hiçbir ücret, hiçbir sağlık güvencesinden de faydalanamayacak. Öğrencinin adı soyadı Mahmut Özer. Öğretmenin özlük hakları 0. Asgari ücretle öğretmeni çalıştırma 5. Sonuç geçemedi. Öğretmenler bir karnede Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e verdi. Mevsimlik işçi gibi çalıştıktan sonra gelirsiz ve güvencesiz kalan devletteki ücretli öğretmenler ya da özel okul öğretmenleri için yaz boyunca sürecek geçim mücadelesi başladı. Öğretmenler Bakan Özer'i sınıfta bıraktı. Patronlarımız, müdürlerimiz bize diyor ki artık sizin işiniz bitti, alın istifa imzalayın. Atama ehliyetini almış öğretmen arkadaşımızı yaklaşık 100 bin kişiyi ücretli öğretmen olarak çalıştı. Bu arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu bugün itibariyle
zaten açlık sınırının yarısına yakın bir ücret alırken şimdi tamamen ne yapacaklarını düşünüyorlar. Devlet okullarındaki ücretli öğretmenler de çoğu özel okul öğretmeni de yıl boyunca girdikleri ders sayısına göre ücretlendiriliyor. Ve kesintisiz çalışsalar bile aldıkları ücret ne açlık sınırına ne de asgari ücrete ulaşabiliyor. Okullar kapandığında ise işsiz kalıyorlar. Ben Temmuz, Ağustos aylarını maaş alamadan geçiriyorum. Sigortam ödenmiyor. Büyük ihtimalle bankaya borçlanacağız. Bir ay boyunca tamamıyla çalışmalarını sürdürsek öğretmen arkadaşlarımızın aldığı ücret 3.360 lira 64 kuruş. Biz eğitimç olarak hem Sosyal Güvenlik Kurumu'na şikayetçi olduk hem de suç duyurusunda bulunduk. Çünkü devlet kendi eliyle yasa dışı bir şey yapıyor. İnsanca bir yaşam istiyoruz. Eğitim iş asgari ücretin altında maaş alan ücretli öğretmenler adına suç duyurusunda bulundu. Sadece öğretmenlerde değil, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışan 32 bin geçici işçinin de çalışması 2 ay süreyle askıya alındı. Yani onlar da gelirsiz kaldı. 20 Haziran'da Ankara'ya yürümeye hazırlanıyorlar. Ve 2 ay boyunca bu arkadaşlarımız çalışmayacak, evine ekmek götürmeyecek, kirasını ödeyemeyecek. İşsizlik fonuna aktarılan paradan da yararlanamıyoruz. Yani çıkışımız verilmediği için 32 bin kişi adeta kaderine terk ediliyor. 800 bin taşeron işçisi adına ve 32 bin milli eğitimi çalışanı adına Ankara'ya yürüyeceğiz. Patronlara değil, öğretmene güvence. Atanmayı bekleyen öğretmenlerimiz var, engelliler var, onlara verilen sözler var, aylar geçiyor. O değil de bu arada biraz önce söylediğim bu Aziz Antonio senetleri, o Victor Hugo değil, Emil Zola'ydı, şimdi hatırladım. Birkaç mesaj okuyayım, çok şükür internetimiz var. Şimdi bir internet haberine geçeceğiz, gençleri ilgilendiriyor. Bir izleyicimiz bugün karne günüydü diyor. Oğlunun karnesi başarılı geldiğinde o değil de babası nasıl hediye alsın? Bizim o değil de emekliler yok sayılıyor. Acayip ağrıma gidiyor demiş bir izleyicimiz. Geliyoruz o haberlere de. Efendim şimdi internetle ilgili biz burada sürekli bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. İnsan internet hakkına sahip olmalı. Böyle bunu veren temel haklar arasında olmalı. Bunu veren ülkelerde var. Bizde ise çok pahalı. Üstelik 181 ülke içinde de 101. sıradayız hızda. Yavaşız. En pahalıyız, en yavaşlardan biriyiz. Gençliğe kota koymayın. Herhangi bir operatörün şu an en ucuz bir operatörden bahsediyorum. Bir paketi 75 TL'ye çıkmış ve ilk zamanlar 35 TL'ydi. 20 GB olan içinde bir paketi 75 TL ödüyorum. Çok zorluyor ve asla yeterli olmuyor. 11 GB internet kullanıyorum ben. Öğrenciyim. Aynı zamanda çalışıyorum. İnterneti yettirmeye çalışıyorum ama günümüz şartlarında çok pahalı. Pahalının yanında verginin de çok olduğunu düşünüyorum. İnternet çağında temel bir ihtiyaç internet ama çok pahalı. Avrupa Birliği ülkelerinde kamuya açık noktalarda ücretsiz. Finlandiya'da tüm telekomünikasyon firmaları ücretsiz internet hizmeti veriyor ve temel insan hakkı olarak kabul ediliyor. Türkiye'de ise özellikle gençler çok zorlanıyor. Bilgi erişim olarak bayağı makale araştırması yapmak zorunda kalıyoruz. Yurt dışı makaleler çok araştırma yapmamız gerekiyor. Yeterli internet hızını vermiyorlar maalesef ve çok fahiş fiyatları ödemek zorunda kalıyorsunuz. Maalesef pahalı. Bir de hızı çok yavaş. Özellikle öğrenci gibi işte ulaşamayan insanlara da düşük ücret olması gerekiyor. Ama işte bizim ülkede maalesef bazı şeyler vergiden ve maliyetten geçtiği için yüksek ücret ödüyoruz. İnternet hızı düşük, fiyat pahalı. Türkiye 181 ülkede internet hızında 101. sırada. Yüksek faturalara bir de vergi yükü ekleniyor. Genellikle öğrencilerin kullandığı tarifeler ortalama 70 liradan başlıyor. İçerisinde 15 GB internet var. Ancak bu da öğrenciler için yeterli olmuyor. Ödedikleri fatura tutarı ise 70 lira. Ancak bunun 10 lirası vergilere kesiliyor. Çok kıymetli. 10 lira da 10 liradır yani bir öğrenci için. Çok pahalı olduğunu söyleyeyim.
Pahalının yanında verginin de çok olduğunu düşünüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 8000'den fazla noktada ücretsiz internet hizmeti veriyor. Buna metro hatları da eklendi. Ancak özellikle öğrenciler interneti her yerde ücretsiz kullanmanın hayalini kuruyor. Otelde çalışıyorum, garsonluk yapıyorum ayrıca. Hem okuyorum hem çalışıyorum. Bu dönem son dönemim zaten ama yani cidden bizi çok zorladı öğrenciler olarak. Hani öğrenciler olarak hem çalışmadan cidden yapamıyorsunuz yani. İnternet ücretleri çok pahalı. 150 lira, 200 lira sadece zaten bir günlüğünü veya iki günlüğünü internete vermek zorundasın yani. Mesela Batı ülkelerinin bir kısmında mesela öğrenciye verilen internet paketleri var. Bu şekilde bence devletin öğrencilere karşı bir destek vermeleri gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığını hatırlatmak isterim. İstanbul'da meydanlarda, metroda ücretsiz ve sınırsız internet veriyor ve verdiğini duyurularla üst geçitlerde görüyorum. Dolayısıyla bunun devamını dilerim. Pek çok belediye için onun da kaliteli olmasını umarım. Bu arada da özgürlükle ilgili, hürriyetle ilgili bu gençlerin taleplerine kulak verilmesini de temenni ederim. Çünkü Türkiye'de çok ciddi bir hata var. Bakın hürriyetin, özgürlük denen şeyin siyasi bir şey olduğu düşünülüyor. Sadece siyasi bir şey değil. Bunun en iyi tarifini yapan Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün hemen başında, kitabın başında. Bize hürriyetin sadece siyasi bir şey olduğu anlatıldı, ne yazık. Oysa siyasi manasıyla hürriyet bir yığın hürriyetsizliğin kapısı gibiydi. Hürriyeti ben kendi içimde buldum, özgürlüğü. Çocukken bir külçe altın gibi diyor. Pek çok fakirlik, fukaralık, aksi şartlara rağmen siyasetten öte hürriyet, özgürlük mühim bir şeydir. Ve gençler bunu ister. İç politikaya geçelim. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir adaylık tartışması, polemiği var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki yüreğin yetiyorsa ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Kemal Kılıçdaroğlu da sabah bizim yayınımızda dedi ki yüreğin yetiyorsa canlı yayında karşıma çık, adayı açıklayayım. Yüreğin varsa diyor, Cumhurbaşkanı adayını açıkla diyor. Yüreğin yetiyorsa ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Arkadaş yüreğin yetiyorsa beni çağırırsın, senin televizyon kanalların var orada. Çıkarsın karşıma, oturur hesaplaşırız. Ben de sana Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını açıklayacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüreğin yetiyorsa ile başlayan çıkışına aynı şekilde yanıt verdi CHP lideri İsmail Küçükkaya ile Fox Çalar Saat programında. Yüreğin yetiyorsa canlı yayında tartışalım, adayı da orada açıklayacağım dedi. Devletin bütün bilgileri senin elinde. Haksızlık yaptıysak çıkarsın televizyonda beni mat edersin. Yapamaz, cesaret edemez. İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan. Zaman doldursa, eğer yasalar uygulanacaksa Erdoğan'ın adayı olmaması lazım. Anayasa açık. Anayasa hukukçuları söylüyor. Bu nedenle büyük bir ihtimalle erken seçim olacak. Yani bu gerçeği Erdoğan bilmiyor mu? Erdoğan da biliyor. Seçimlerin 2023 Haziran'da yapılması halinde Erdoğan'ın anayasaya göre üçüncü kez aday olamayacağını ilk kez söyledi Kılıçdaroğlu. Erken seçim yapmak zorundalar dedi. Cumhurbaşkanının son günlerde kendisi hakkında sert sözlerine de yanıt verdi CHP lideri. Ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan bile medet umacak hale geldiler. Bütün il başkanlarını, ilçe başkanlarını çağırıyor. Kılıçdaroğlu şöyledir, Kılıçdaroğlu böyledir. Ya bana niye hakaret ediyorsun kardeşim? Ben senin seviyene düşmem. Aday olmak, karşıma çıkmak için de can atıyorsun. Gel kendine ve partine daha fazla eziyet etme Bay Kemal. Arkadaş, senin yüreğin yetiyorsa, cesaretin varsa toplarsın kadronu. Ben söz veriyorum, tek başıma geleceğim. Mesela ama hükümeti çıkamaz. CHP liderinin canlı yayın teklifine bugüne kadar Cumhurbaşkanı olumlu yanıt vermedi. Son çağrısına ne yanıt vereceği bilinmiyor. Ama Kılıçdaroğlu dikkat çekici bir iddia attı ortaya. İktidar terörist başı Öcalan'la görüşüyor dedi. İktidar görüşüyor zaten. Kiminle? Öcalan'la görüşüyorlar. Bilmeyen mi var Allah aşkına? Acaba
Kürtlerin oyunu nasıl alabiliriz? Seçime gidiyoruz ya. Ya Kürtler o kadar akılsız mı Allah aşkına? Haksızlığı görmüyorlar mı? İktidara yakın gazeteci Abdülkadir Selvi de terörist başı Öcalan'ın açık görüş yapmasına izin verileceğini yazdı. Tam da MHP lideri Bahçeli'nin Gelecek Partisi'nin Kürt meselesi Çalıştay'ını terörle işbirliği suçladığı günün ertesinde. Terör artık kartını açık oynamaktadır. Ve PKK tezlerini savunacak kadar çukurlaşmıştır. Ya ben PKK'ya karşı mücadele ederken sana gel hükümet kuralım dedim. Memleketi hükümetsiz bırakma pahasına bana hayır dedi. Davutoğlu MHP liderine yine ses yükseltirken terörist başına yeniden açık görüş izni verilecek iddiasına Cumhur İttifakı cephesinden bir açıklama yok. Bir kıymetli izleyicimiz demiş ki o değil de Bülent Arınç'ın tweetini gördünüz mü? Gördük. AK Parti'de kral çıkmak tartışması. Majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır, kral çıplak demenin zamanıdır. İfadelerin hepsi aşağılık. İçimizden FETÖ'cüler vardı, onlar ayrıldılar. Siz onlar kadar bile şerefli değilsiniz. Hiç değilse onlar ayrılıp gittiler. Hem içimizde durup hem arkamızdan hançerlemek namertliktir. Kifayetsiz muhteris ve müfteri Metin Er, sözüm sana. Sizlerin bugün dava dediği şey ihtiraslara batmış, gökten inecek bir damla rahmete hasret, çorak bir araziden ibaret. Sen ise şimdi bu çorak arazide nefes dahi alamamanın yarattığı nörolojik ve psikolojik bir vakasın. Arınç'ın kral çıplak çıkışı AK Parti içinde yeni bir kavga başlattı. Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner'in ağır ifadelerine Arınç da aynı ağırlıkta yanıt verdi. Kralın neresi çıplak? FETÖ'cüleri nasıl savunduğunu biliyoruz ama. Lütfen bu adamı partiden ihraç ediniz. AK Parti'nin her toplantısına kurucular kurulu üyesi sıfatıyla davet edilen şahsımın partiden ihracını talep edecek cüreti nereden buluyor? Bu gücü kimlerden aldığını düşünüyorsun? Çirkin, kaba, ahlak dışı ve yakışıksız sözlerini sana misliyle iade ediyorum. Bu tür toplantılara mutlaka katılmak zorundalar. Kim? AK Partililer. Ama neden gelemediklerini biliyorum. Devir çok zor be kardeşim. Bir tarafta Kılıçdaroğlu olacak, bir tarafta öbürü olacak. Böyle bir fotoğrafı ben birilerine nasıl izah ederim? Korkuyor. AK Parti'nin kurucularından eski meclis başkanı Bülent Arınç, Türk Demokrasi Vakfı'nın programında konuştu. Muhalefet Partisi'nin tam kadro yer aldığı salonda AK Partili yöneticilerin davetli oldukları halde gelmemelerini korkuyorlar diyerek eleştirmişti. Majesteleri ve kral çıplak demenin vakti sözleriyle de Erdoğan'ı hedef aldığı yorumları yapıldı. Bana fikrimi sordukları zaman ben hiçbir zaman sağa sola yukarı aşağı bakmadan konuşurum. Dokuz köyden de kovuluyoruz ama kral çıplak demenin zamanıdır. Bir kişinin baskısı altındalar. Kralın çıplak olduğunu, aslında bu gerçeği bütün Türkiye'nin gördüğünü, bir kişinin AK Parti gibi bir partiyi sonlandırdığını, bitirdiğini anladığım ve yorumladığım. Bülent Arınç kendi ağzıyla konuşmuyor. Pensilvanya'dan biri gelmiş olsaydı, bir konuşma yapıyor olsaydı hani şeyler söylerdi. Benim aidiyetim ne kişilere ne de kişilerden vücut bulmuş kurumlaradır. Sen ki sürekli birilerinin gölgesinde sana ihsan edilenle beslenen, ondan alacağını tüketip sonrakine geçen bir zavallısın. Ya biz AK Partili değiliz ya Bülent Arınç'ın AK Partili değil. Parti genel merkezimiz karar versin. HADEP'te siyaset yaparken milli görüş yıllarına nedamet getirdin. Liberal oldun, AK Parti çatısı altında siyaset yaparken nasıl olsa duyulmaz özgüveniyle dönemin başbakanı Sayın Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler ettin. Sen ne bir Kürt kadar mert ne de bir Müslüman kadar ahlaklısın. Eski AK Partili Metin Er'in tepkisi, Arınç'ın yanıtları, AK Parti genel merkezinden de Cumhurbaşkanlığından da bir açıklama yok. Mecliste biliyorsunuz komisyonlardan filan geçiyor bir sansür yasası. Sosyal medyayla başladı bu hikaye ama bu tasarının başında basın yazıyor bir kere. Dolayısıyla sosyal medya bu işin bir bölümü. Tamamı değil basın yazıyorsa. Fakat buna Yargıtay'ın bir temsilcisi var. Sansür yasasına Yargıtay da karşı çıktı. Bu kanun maddesi öyle yazılmış ki 8. Ceza Dairesi'nin üyesi bir yüksek yargıçta bu kanun hükmünü uygulayamazsınız. Bu teklifin geri çekilmesi yönünde kendi görüşünü de ileri sürdü. Ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili bilginin ne olduğunun belirlenmesi kanaatimizce oldukça güçlük arz edecektir. Akabinde bu bilginin ne olduğu belirlense bile bunun kamu barışını bozmaya elverişli şekilde yayılması unsurunun belirlenmesi de ayrı bir güçlük olarak karşımıza çıkmaktadır. İktidarın dezenformasyonla mücadele diyerek hazırladığı, muhalefetin sansür yasası diyerek itiraz ettiği basın kanununda değişiklik teklifine Yargıtay 8. Ceza Dairesi üyesi
İhsan Baştürk de kanun teklifinde suçun belirliliği yok, uygulamada sıkıntılar doğurur diyerek uyarılarını sıraladı. Ama teklif Adalet Komisyonu'nda AK Parti MHP oylarıyla kabul edildi. Hangi bilgi gerçeğe aykırı, hangisi kamu düzenine aykırı, hangisi genel sağlığa aykırı, bunu kim belirleyecek? Düzenlemeyle Türk Ceza Yasası'na halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçu ekleniyor. Kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik bilgi, haber yayanların 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor. Komisyon görüşmelerine Yargıtay'dan da bir üye davet edildi görüş bildirmesi için. 8. Daire üyesi İhsan Baştürk gönderildi. Çünkü kanun meclisten geçerse olası cezalarda davaya 8. daire bakacak. Örneğin bir içeriğin sadece beğenilmesi, sadece retweet yapılması, sadece paylaşılması yayma mıdır? Bunun sınırları nedir? İştirak hükümleri çerçevesinde nasıl değerlendirilecek? Dolayısıyla hangi fiiller suç oluşturup hangileri oluşturmayacak? Alenen yayma unsuru anlamında da zorluklar doğuruyor. Bu kanun meclisten geçse de anayasaya aykırıdır. Muhalefetin basına sansür dediği teklif için Yargıtay üyesi de sakıncalarını, uygulamada yaratacağı sorunları Yargıtay'ın önüne gelen dosyalardan örnekler vererek de anlattı. Yargıtay üyesinin görüşlerine teklif sahibi MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, boş hikaye anlattın diyerek tepki gösterdi. Yargıtay üyemize yapılan ahlaksızlık diyorum. Yani oraya çağırıyorsunuz, konuş diyorsanız susturamazsınız. Muhalefetin itiraz ettiği, Yargıtay üyesinin uygulanabilir değil dediği teklif önümüzdeki günlerde genel kurula gelecek. Tartışması sürüyor. Efendim, evrensel normlara uymayan bir haber medyası ya da sosyal medya yasası bu ülkeyi daha geri götürür. Daha da ötesini söyleyeyim size, bakın. Bu yasa geçerse biberin, domatesin fiyatı daha da artar. Enflasyon artarken hiç kimse size enflasyondan kaybettiğinizi hiç olmasa bir miktar bile takviye edelim diye ara zam falan gibi şeyleri gündeme bile getirmez. Sahlenen İktidar diye bir kitabı var. George Balandier diye bir adamın. Diyor ki otoriter iktidarlarda hiçbir hakikatin dile getirilmemesi gerekir. Ya birlikte baş başayken konuşacaksınız ya da lafı çarpıtacaksınız. TÜSİAD'a MÜSİAD'a öyle demişler. Şikayetlerinizi bize doğrudan söyleyin, ortalıkta söylemeyin. Efendim neyse, devam edelim. Randevu çilesi büyüyor. Çivi mi var orada? Evet, platin var. Platinin çivisi çıkmış. 5 senedir gidip geliyorum buraya. Halen daha alacaklar yani. Neden almıyorlar? Sırası geldi mi çağıracağız diyorlar. Öyle canım yanıyor ki bir yere değdiği zaman. 6 ay sonraya bana gün veriyor. Sayın büyüklerim ya. Lütfen ya, bizi hiç duymuyor musunuz? Sokağa inmiyor musunuz? Ağzınızda diş yok, para yok. Dişçiler sıra vermiyor. Bilmiyorum yani, söylenecek çok şey var. Kelimelerim kifayetsiz, bittiği yerdeyiz. Devlet hastanelerinin kapısında randevu çilesini anlatmaya kelimeleri yetmiyor hastaların. Günlerce telefon başında bekleyen hastalar ancak aylar sonrasında randevu alabiliyor. Hiç düşmüyor yani. Açıyorlar, 15 gün sonra bir daha alın. 4'te bir daha alın. 4'te arıyorsun, aynı şey. Asgari ücret 4, işte 250 alıyorum. İşte 800'e yakın göz hastanesine verdim. Hepsinden kaşındım. Mutfaktan, gıdadan, elektrik, sudan. Daha hala ödememişim borçlarımı. Duruyor yani. Bütün doktorlar gitti Avrupa'ya. Neler randevu alıyorsun? Kim veriyor? Hangi sistemden alıyorsun? Hastanelerde yatacak yer yok. Hastanelerimiz çok ama doktorumuz yok maalesef. Hastane çok, doktor yok. Sağlık sistemindeki sıkıntının teşhisini bizzat hastalar koyuyor. Çözüme gelince ise denenen yöntemler bir öncekini aratıyor. Devlet hastanelerindeki randevu sıkıntısı artınca kısmi branşta hizmet veren özel hastaneler devreye sokulmak istendi ama birçok özel hastane sözleşme imzalamadı. Böyle olunca da o hastaneler hem bütün SGK'lılar için çözüm olmadı, hem de kanser gibi çok ciddi rahatsızlığı olan hastalar aldıkları tedaviden mahrum kaldı. Memeyle ilgili kontrollerimin hiçbirini burada yaptıramadım. Hemen hemen hepsini özele gittim ve özelde çektirdim. Emekli bir insanın maaşının en aşağı 1000 lirasını vermesi ya da 1500 lirasını vermesi çok zor bir olay. Özel hastanelerin kapılarının SGK'lı hastalara açılması amaçlanmıştı. O kapılar kanser başta olmak üzere tüm branşlarda SGK'lılara kapandı. Randevu sorunu çözülmek bir yana daha da derinleşti. Kızım tip 1 diyabetli. Şu anda doktoruna sonuç da gösteremedim. 3 ayda bir gidip çocuğumu 400 lira, 500 lira
muayene parası verip özel doktora gitmek zorundayım. Gücünüz var mı? Gücüm yok maalesef. Sadece tek bir çalışanım var. Alamıyoruz. Hiç hep iptal oluyor, iptal oluyor. Hiç alamıyoruz yani. Acile geldim. Bakımlı ne olacak yani? Sağlıklı olalım diyoruz. Ne beslenebiliyoruz, ne sağlık hizmetinden faydalanabiliyoruz. Yani vatandaşım ay haline diyorum. Teşekkür ediyorum. Bu gece orta sayfa gecesi. Bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin zamanıdır. Bülent Arınç, kral çıplak demenin vakti dedi. Çıkışı çok konuşuldu. Orta sayfa ısınan siyaset gündemiyle açılıyor. Döviz, altın, benzin, mazot hepsi yine yükseldi. Ali Babacan ekonomiye ilişkin bugüne kadarki en net cümlesini kurdu. Türkiye ekonomisi iflas riskiyle karşı karşıya dedi. Babacan'ın uyarısı orta sayfada. Siz önce bir ekonomiyi düzeltmeniz lazım. Mazot 11 liraydı arkadaşlar o gün. Bugün 30 liraya dayandı. Doğru mu? Zam üstüne zam geldi. Motorin 30 lirayı aştı. Üreticinin, nakliyecinin, esnafın haliyle de tüketicinin derdi katlandı. Ağırlaşan akaryakıt yükü orta sayfada. Şimdi bu da konuşuluyor. Yani bilmiyorum, açık yüreklilikte sizce. Size kulis bilgisi vereyim mi? Ver. Niye yaptılar? Evet. FED enflasyonu dizginlemek için 28 yılın en yüksek faiz artışına gitti. Türkiye'deki enflasyonsa Amerika'nın neredeyse onda biri kadar. AK Partili Numan Kurtulmuş, eski dönemde maalesef Türk lirası çok değerliydi. Şükür Türkiye bundan uzaklaştı dedi. Faiz, döviz kuru, enflasyon üçgeni orta sayfada. Gerçekten nasıl ciddiye alabiliriz? Enflasyonla mücadele zul sayarsanız. Asgari ücret günden güne eriyor, çalışanlar ve emekliler zam bekliyor. Türk İş Başkanı Cumhurbaşkanı ile görüştü ama rakam ya da tarih vermedi. Kulislerde neler konuşuluyor? Orta sayfada. Tabii çok çok büyük çelişkiler var bu aldıkları kararlarda. Onun gözlerine baktık acaba ne çıkacak diye. Evet. Hepimiz taş kesildik. Kur korumalı mevduatın hazineye yük getirmeyeceğini söylemişti Bakan Nebati. Bugünse hazineye gelen yükü bizzat açıkladı. 3 ayda 21 milyar lira. Vaatler ve sonuçlar orta sayfada. Kimler biliyordu? Bu operasyonu kim biliyordu, kazandı? Kimler kazandı? Sağlık Bakanlığı'nın önüne ambulans çekip sesini duyurmaya çalıştı bir sağlıkçı. Hem doktorların hem hastaların sesi oldu. Sağlık sisteminin son durumu orta sayfada. Erdoğan son derece pragmatist bir politikacı. Ya mesela Ekrem İmamoğlu kazanmış bir isim. Kılıçdaroğlu kazanamaz, riske atmasın ifadesini. Karşılıklı restleşmelerle Erdoğan Kılıçdaroğlu hattında adaylık en sıcak başlık. Seçim ne zaman, adaylar kim olacak? Hepsi ve daha fazlası en sıcak başlıklarla her cuma olduğu gibi bu gece de orta sayfada. Israrla çalışanların çektiği çileyi örtmeye çalışıyorlar. Şimdi bir ara. Efendim, seçmenin seçim sandık kurulduğu zamanlar dışında halini, hatırını soran, sesini duyan pek yoktur. Biz daima onun sesini duyurmaya, onun temsilcisi olmaya çalıştık. Hep çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Hangi partiye oy verirseniz verin. Bu sesi duyurmaya çalışıyoruz. Bunu niye anlattım? Çünkü yayın dönemi bitti. Efendim, şimdi bir tatil dönemi. Yeni yayın döneminde görüşmek dileğiyle diyeceğim. Bizden sonra İyilik dizisi var. Sezon finaliyle. Onun da sezon finali. Dolayısıyla onu söyleyeyim. Yarın üniversite sınavı var. Hafta sonu üniversite sınavı var. Allah zihin açıklığı versin bütün öğrencilere. 23.30'da orta sayfa var. Ondan sonra yazın da bütün bunları dediğim şeyleri yapmaya devam edecek. Gülbin Tosun, Burak Birsen var yarın. Onlara da başarılar dilerim. Ve şunu da asla unutmayın derim. Patron sizsiniz. Hangi partiye oy verirseniz verin. Bunu asla unutmayın. Patron sizsiniz. Görüşmek üzere efendim.